Geldiğinize göre size bir sır vereceğim. Yılanlar hala Şahmeran'ın yaşadığını düşünüyordur. Temennimiz börek alması. Bir gün öğrenirlerse insanlara hükmedecekler. Unutma ki kıyamete gün Dabbetül Arz yılanlara bunu bildirecektir. Size günümüze kadar gelmiş gerçek bir eserden bahsedeceğim. Vücudun yarısı insan, yarısı yılan kadın. Şahmeran. Çukurova yakınlarında fakir bir ailenin çocuğu olan Cemşap yaşamaktaydı. Günün birinde Cemşap arkadaşlarıyla birlikte ormanda bir kuyuya rastladılar. Kuyuya vardıklarında içinde bal peteklerinin olduğunu gördüler. Balı toplamaya başladılar. Fakat arkadaşları Cemşap'a bal vermemek için onu kuyuya attılar. Cemşap'ın Lokman Hekim'e dönüşüm hikayesi burada başladı. Cemşap'ın yanına büyük bir akrep geldi. Cemşap öyle bir korktu ki akrep ona zarar vermedi. Akrep sonradan bir delikten içeri girdi. Cemşap akrebin girdiği deliğe baktı ve gördükleri karşısında büyük bir şoka uğradı. O deliği elleriyle kazmaya başladı. Karşısına yılanlarla dolu bir bahçe çıktı. Ve orada yılanların şahı Şahmeran hemen karşısında duruyordu. Cemşap onun karşısında görünce vücudunda pullar çıkmaya başladı. Ama bunun farkında değildi. Şahmeran ona benden korkmana gerek yok ve buraya nasıl geldin dedi. Cemşap başından geçenleri anlattı ve uzun yıllar Şahmeran'la arkadaş kaldılar. Cemşap uzun yıllar sonra Şahmeran'ın yanından gitmek istiyordu. Şahmeran burada gördüklerini kimseye anlatma ve asla havama gitme dedi. Cemşap söz verdikten sonra evine geri döndü. Bu sır sadece onu saklıydı. Kimseye anlatmamıştı. Tarsus'ta yaşayan bir kral vardı ve amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Fakat çaresi yoktu. Lakin veziri büyücüydü. Vezir öyle bir cevap verdi ki kral korkuya kapılmıştı. Şahmeran'ın etini krala yedirecekti. Kral düşündü. Şahmeran'ı nasıl bulacaksın? Vezir, Şahmeran'ı kim gördüyse vücudunda pullar oluşur dedi. Ve aramaya başladılar. Bütün halkı hamama topladılar. Cemşap da oradaydı. Ve bayağı korkuyordu. Cemşap yakalandı. Vücudunun her yerinde pullar vardı. Ve kral tarafından kuyu bulundu. Lakin Şahmeran Cemşap'ı öyle sevmişti ki bu yüzden kendini feda etmeye karar verdi. Şahmeran Cemşap'ı yanına çağırarak kulağına fısıldadı. Ben ölünce vücudumun üç parçaya bölünmesini sağladım. Bir tanesi şifadır. Bir tanesi zehirdir. Ve bir tanesi tıptır dedi. Birincisini kral, ikincisini vezir, üçüncüsünü de sen içeceksin dedi. Artık Şahmeran parçalara ayrıldı ve kazanlara atıldı. İlaçlar da hazırlanmıştı. Kral doğru suyu içince iyileşti. Vezir zehirlendi. Cemşap ise eşsiz bir tıp bilimine kavuştu. Tıp evliyası Lokman Hekim oldu. Ve asla Şahmeran'ı unutmadı. Ve bu sebepten hiçbir şeyin kendi kendine olmadığını anlıyoruz. Allah Celle Celaluhu'nun mucizeleri asla bitmez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.